Merhaba arkadaşlar, merhaba fizik öğretmenlerim. Şimdi yeni bir ünite. Fizik bilimi ve ÖYT. Yine buradan da eski sınavlarda mutlaka bir soru soruyorlardı. Son yıllarda hiç sormuyorlar ÖYT gibi soru. Yani ÖYT'ye benzer soru gelirse bir tane gelir. Son yıllarda da hiç gelmiyor, onu söyleyeyim. Burada proje, problem çözme, buluş, sunuş her şeyi bilmek lazım. Ondan sonra bir kimyacılara Piaget'i sordular, Gagne'yi sordular. Her şey sorulabilir. Yani ÖYT gibi sorular bunlar. Şimdi buradan birkaç tane soru göstermek istiyorum. ÖYT gibi. Yani burada fizik alan eğitimine ilgili enteresan bir şey yok. ÖYT bilgisi soruyorlar. Fizik dersinde Sokratik tartışmaya dayalı olarak ders işleyen bir öğretmenin uygulamalarını aşağıdaki süreçlerde hangisi doğru ifade etmektedir diyor. Ne dersiniz? Bu baya baya bir ÖYT sorusu. Aferin, B diyorlar. Sokratik sorgulamada diğer adıyla bilişsel çelişkide ne yapılır? Sorgulat, çelişkiyi fark ettir, yeniden yapılandır, döngüsüdür. Arkadaşlar da B demiş. Doğru. Bir öğrencinin fizik ile ilgili bilgileri ezber düzeyinde bildiği halde hipotez kuramadığı gözlenmemiştir. Öğrencide bu becerilerin geliştirmesi için temel alınması ve üzerinde durulması gereken yapı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu da kolay bence. Ne dersiniz? Doğru söylüyorlar. Şimdi şuradan yakalayalım soruyu. Arkadaşlar da B diyor. Şuradan yakalayabiliriz soruyu. Hipotez kurma becerisi nerede vardır? Bilimsel süreç becerilerinde vardır. Bir başka soru. Fizik dersinde Nergis öğretmen pardon, kavramlar, olaylar ve olgular arasında nedensel ilişkilerin öğrenci zihninde kurulup kurulamadığını incelemek istemektedir. Öğretmenin bu amaç doğrultusunda aşağıdaki yöntem ve araçların hangisini kullanması uygun olmaz diyor. Bu zor bir soru ama güzel bir soru. Bu akşamın kahvelik sorusu da bu olsun. Altını çizeyim. Kavramlar, olaylar, olgular arasında nedensel ilişkilerin öğrenci zihninde kurulup kurulmadığı nedensel. Güzel olmuş bu soru, biraz da zor. Şimdi ben çözüyorum bu soruyu. Doğru cevap veren arkadaşlar da oldu, yanlış da oldu. Şimdi bir kere balık kılçığı zaten neden ve alt nedenleri inceler. Bu direkt olur. Sözlü mülakat derken çocuklara bir soru sorarız. Mesela tork nedir deriz. Neden böyle düşündün? Niye böyle? Burası nasıl? Neden sonuç ilişkilerini, nedense ilişkileri sözlüde arka arkaya sorular sorarak sorabiliriz. Açık uçlu sınavlarda bunun nedenleriyle açıklayın deriz, sorarız. Tahmin et gözlü açıkla da tahminin ne, neden böyle düşündün diye konuşuruz, sorarız. Ama kelime ilişkilendirme testinde, örneğin TORG deriz, bununla ilgili bildiği kavramları listelemesini isteriz. Şimdi çocuk da listeledi, kuvvet, döndürme kuvveti falan dedi. Ama bunların neden sonuç ilişkisi, hangisi neden, hangisi sonuç ve bunlar arasında nasıl bir ilişki var diye kelime ilişkilendirme testinde yoktur. Kelime ilişkilendirme testi sadece bir listeleme olduğu için neden sonuç ilişkilerini göstermez. Doğru cevap da E'dir. Bu biraz zor bir soru. Özür dilerim. Fizik öğretmeni Aydan Hanım dönem sonu sınavında aşağıdaki çoktan seçmeli test maddesi kullanmıştır. Camdan havaya geçişteki sınır açısı 42 derecedir. Bu bilgiye dayanarak şekildeki hava ortamındaki cam prizmaya gönderilen tek renkli bir ışık ışını tam yansımaya uğramadan prizmadan çıkar. Hangilerinde diyor. Çocuk mesela bunu alacak böyle burada şöyle yansır, burada böyle yansır falan diye düşünecek. Şimdi burada soru bu değil. Öğrencilerin yukarıdaki soruyu doğru cevaplamaları için Gagne'ye göre hangi beceriyi geliştirmiş olmaları lazım?
Sözel bilgi, bilişsel beceri, bilişsel strateji, devinim öğrenme, tutum öğrenme. Oldukça sağlam bir soru. Ne dersiniz? Aferin. Bütün arkadaşların verdiği cevaplar doğru. B dediler. Bilişsel beceridir. Şimdi GAG ne de? Sözel bilgi ezber düzeyindeki bilgilerdir. Mesela Sinel yasasının formülünü yaz desek sözel bilgi olur. Bilişsel strateji çocuğun orijinal bir ürün oluşturması. Örneğin bir deney mekanizması hazırlamasıdır. Değil. Deneysel öğrenme dediğimiz şey çocuğun psikomotor bir davranış becerisi göstermesidir. Özellikle beden eğitim derslerinde olur. Mesela basketbolda turnike atma. Tutum geliştirme duygusal öğrenmelerle ilgili, fizik dersini sevmek gibi. Oysa bu bilişsel beceridir. Bilişsel beceriler kavrama ve uygulama düzeyi, Bloom'un kastettiği kavrama ve uygulama düzeyi becerilerle alakalıdır. Burada da çocuğun kavrama ve uygulamalarını ölçüyor. Güzel. Zor dedim ama kolay yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tek programlar kaldı. Yine bir 10 dakika mola veriyorum. Şöyle yapalım. Ben yarın da dersimiz var bizim. Bu akşam bitiyor dersler. Nasıl bitiyor? Programları anlatacağım şimdi. Bitecek. Bence yarın akşama şöyle yapalım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Yarın akşamki dersi iptal edip iki sınav arasında ders açıp siz de denemeleri falan çözdükten sonra yapamadıklarınızı sorun deriz. Çok daha güzel olur bence. Ne dersiniz? Bu akşam tamam. Herkes süper olur diyor. Bu akşam bitirelim. Bu birinci sınava kadar yani genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri sınavına kadar ders yapmıyorum. Daha sonrasında iki sınav arasında bir akşam ders açıyorum. Tabii ilk hafta açmayayım. İkinci haftanın başında gibi. Siz o arada bunları çalışın. Devamında soruları çözün. Ben ders anlatmayacağım orada. Diyeceğim ki WhatsApp'tan bana atın soruları diyeceğim. Ne istiyorsanız o soruları çözeceğim. Anlaştık. Hadi bakalım bir 10 dakika mola. Arkadaşlar mola vermesek diyor ama ben yoruldum. Bir 10 dakika mola. 10 dakika moladan sonra programları anlatıyorum ve bitiriyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere.